Rus basını: Çin İHA'larından vazgeçtiler. Türkiye'den Bayraktar TB2 alacaklar. Rus basını Dağlık Karabağ'da ortaya koyduğu başarı nedeniyle Kazakistan'ın Çin İHA'larından vazgeçip Bayraktar TB2 satın almayı planladığını yazdı. Kazakistan Savunma Bakanlığı'nın Bayraktar TB2 ilgisi Rus basınında gündem oldu. Uzmanların Bayraktar TB2'lerin Rus silahlarının güvenilirliğini ciddi şekilde zayıflattığına yönelik ifadelerine yer veren Rus basını Türk İHA'larının Dağlık Karabağ'daki başarısına da vurgu yaptı. Kazakistan Bayraktar TB2 satın almayı planlıyor. Basında yer alan haberde Kazakistan Savunma Bakanlığı Kafkasya'daki çatışmalarda muazzam bir üstünlük ortaya koyan ve yenilmez denilen modern hava savunma sistemlerini bile yerle bir eden Türk Bayraktar TB2'yi satın almayı planlıyor denildi. Daha önceden Çin İHA'larına yönelen Kazakistan'ın Kafkasya'daki başarısı sonrası Bayraktar TB2'ye yöneldiğini belirten Rus basını, Kazakistan ordusunun yakın gelecekte çok sayıda Türk İHA'sına sahip olacağını iddia etti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet İHA ve tesislerinin incelenmesi kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üst Komutanlığı'nı ziyaret etti denildi. Kazakistan'dan kritik ziyaret. İHA tesislerini incelediler. Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ sahasında tarihi başarılara imza atan Türk SİHA'larına birçok ülke ilgi göstermeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Kazakistan'dan bir heyetin İHA tesislerini incelemek için 3 günlük ziyarette bulunduğunu açıkladı. Çatışmaların seyrini değiştiren Türk SİHA'larına ilgi her geçen gün büyüyor. Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet İHA ve tesislerini incelemek için Türkiye'ye geldi. 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üst Komutanlığı'nı ziyaret eden heyet, SİHA'ların operasyonel kabiliyetini yakından görme fırsatı elde etti. Dağlık Karabağ'da savaşın dengesini değiştiren Türk SİHA'ları birçok ülke tarafından takip edilmeye başlandı. Bakan Akar'dan Fransız Senatosu'nun kararına tepki. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız Senatosu'nun sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıyan kararına ilişkin Fransa'nın Agit Minsk grubunun eş başkanı olarak tarafsız olması gerekmektedir. Bu karar ise bunun böyle olmadığını, Fransa'nın Karabağ ile ilgili çözümün değil sorunun parçası olduğunu bir kez daha göstermiştir dedi. Bakan Akar yaptığı açıklamasında Fransız Senatosu'nun sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıyan kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Akar, Fransız Senatosu'nun aldığı karar Karabağ sorununun 30 yıldır neden çözülemediğinin açık bir göstergesi olmuştur. Fransa'nın Agit Minsk grubunun eş başkanı olarak tarafsız olması gerekmektedir. Bu karar ise bunun böyle olmadığını, Fransa'nın Dağlık Karabağ ile ilgili çözümün değil sorunun parçası olduğunu bir kez daha göstermiştir dedi. Afganistan'da Hamid Karzai Havaalanı'nda ana havaalanlarının sivil sektörlerin işletilmesiyle ilgili Birleşik Arap Emirlikleri ve Afganistan arasında bir anlaşma imzalandığı hatırlatılarak havaalanının askeri tarafının işletmesinden sorumlu Türkiye'nin konuya ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, "Elbette Afganistan'ın egemen bir devlet olarak bu kararına saygı duyuyoruz. Her türlü kararı alabilirler. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları göz önüne alındığında Kabil Havaalanı'nın askeri kısmının işletmesinden sorumlu olmamız nedeniyle bu kararın hukuki ve operasyonel açıdan yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz" diye konuştu. Türk ticaret gemisine Akdeniz'de yapılan hukuk dışı aramanın ardından başta Almanya Savunma Bakanı tarafından yapılan açıklamalar hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Akar şöyle konuştu. Olaydan sonra yapılan açıklamalarda herkesin sorumluluğu üstlenmekten kaçındığını net şekilde görüyoruz. Ortada uluslararası hukuka aykırı bir durum olduğunu bildikleri için suçu birbirlerine atma gayretindeler. Korvet olayında olduğu gibi gerçekleri örtbas etmeye, çarpıtmaya çalışıyorlar. Hukuki bir temele dayanmayan, temeli sağlam olmayan bu olayın altında kalmamak için kaçıyorlar. Bu arada Korvet olayını da hala takip ettiğimizi, Fransa'nın hala gecikmiş bir özür borcunun olduğunu hatırlatmak isterim. Hukuksuz, yanlı ve tartışmalı bir harekat olan İrini'yi NATO harekatlarıyla ilişkilendirmeye yönelik çabalar olduğunu da biliyoruz. Fransa, Akdeniz'de açıkça deniz serbestisini ihlal eden bu harekatı NATO ile ilişkilendirmek suretiyle kendince meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu tür girişimlere karşıyız. Ayrıca olayı NATO ile ilişkilendirme çabalarına en güzel cevabı da NATO Genel Sekreteri Sayın Stoltenberg vermiştir. Türkiye'nin
NATO'daki önemi ve katkıları NATO Genel Sekreteri tarafından bir kez daha vurgulanmıştır. Stoltenberg daha önce olduğu gibi objektif açıklamalarıyla gerçekleri gözler önüne sermiştir. Türkiye'nin tatbikatlar, harekatlar, NATO karargahlarına personel desteği gibi konularda ve diğer alanlarda ittifaka karşı tüm sorumluluklarını yerine getirdiği ve NATO'ya en fazla katkı veren ülkelerden biri olduğu unutulmamalıdır. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fransa Senatosu'nun Yukarı Karabağ ihtilafı hakkında dün kabul ettiği karar uluslararası hukukun en temel ilkelerinin meşruiyetin ve hakkaniyetin iç politika mülahazaları uğruna hiçe sayılmasının ibretlik bir örneğidir. Kararda Türkiye'ye atfen dile getirilen temelsiz iddiaları ise külliyen reddediyoruz denildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Fransa Senatosu'nun Yukarı Karabağ ihtilafı hakkında dün kabul ettiği kararın uluslararası hukukun en temel ilkelerinin meşruiyetin ve hakkaniyetin iç politika mülahazaları uğruna hiçe sayılmasının ibretlik bir örneği olduğu belirtildi. Kararda Türkiye'ye atfen dile getirilen temelsiz iddiaların külliyen reddedildiği belirtilerek Fransa Senatosu'nun bu kararı tarafsız olması gereken eş başkanların yürüttüğü Agit Minsk grubu çalışmalarının bugüne kadar meseleye neden çözüm getiremediğinin nasıl taraflı olduğunun da açık bir göstergesidir. Ermenistan'ın önce Tovuz'da sonra Yukarı Karabağ'da sergilediği saldırganlık ve provokasyonlar üzerine Azerbaycan gereken karşılığı vermiş ve yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını özgürleştirerek toprak bütünlüğünü tekrar sağlamıştır. Esasen Azerbaycan'ın sahada aldığı sonuç Birleşmiş Milletler kararlarına yansımış, Fransa'nın da eş başkan olduğu Minsk sürecinde kayıt altına alınmış ancak hayata geçirilememiş haklarının somutlaştırılmasıdır. Zira ilgili Birleşmiş Milletler kararları Ermenilerin işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal ve şartsız çekilmelerini amirdir denildi. Evet arkadaşlar, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.